Hanımlar selam. Çok güzel bir örneğimiz var şimdi. Parmak örgü. Hırkalarda, ceplerde, kollarda, kazakların eteklerinde kullanabileceğiniz çok güzel bir örnek. Yanımda da ustası var tabii ki. Serap Hanım var. Çok teşekkür ederim. Selam. Merhaba. İyisiniz? İyiyim, çok şükür. Siz? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hırka. Horaşa, düz örgü örülmüş ama olay ceplerde ve kollarda. Evet, evet. Değil aynen, mi? Aynen. Çok yakaya hoş da görünüyor. Yapılacak. Yakaya daha da yapılıyor. Evet, ona da yapılacak. Sizler de atkılarınızda da kullanabilirsiniz, onu söylemek istedim. Hı-hı. Peki parmak örgü nasıl yapılıyor? Çok basit aslında. Tamamen haroşayla yapılacak bir örgü. İlk ilmeğimizi boşalıyoruz. İkinci ilmeğimizi örüyormuş gibi ilmeğimizi alıyoruz. İpi öne çevirip baş parmağımıza doluyoruz, tekrar yönüne, tekrar ilmeğe giriyoruz, örüyoruz ve bir öncekiyle kilitliyoruz. Tekrar girdik, ilmeğimizi aldık, soldakini çıkarmıyoruz, ipimizi öne çekiyoruz, parmağımızı tutuyoruz. Evet, tekrar yönüne, tekrar ilmeği, tekrar yani ikinci kez örüyoruz aslında ilmeği. Onun için hem de kilitliyoruz hem de bir ilmeğe indiriyoruz. Tekrar girdik, aldık. İpi öne aldık, baş parmağı dolayıp yönüne tekrar ördük ve kilitledik. İki kere ördüğümüz için ikiye çıkıyor, kilitlediğimiz zaman teke düşüyor hı-hı, tekrar, hı-hı, sayı sabit hı-hı. kalsın diye. Aynen, aynen. Öne aldık, baş parmak doladık, ördük, kilitledik. Aslında çok basit, biraz el alışması lazım. Hani zormuş gibi gözüküyor ama birkaç denemeden sonra... Evet. Alışacaktır. Evet. Şimdi bir görmek isterim ben. Tabii ki, buyurun. Parmak örgü dediğimiz bu şekilde. Hı hı. Mesela burada cepte örmüşsünüz. Bu cebi kaç tane ilmekle başladınız? 20 ilmek yaptım bunu. 9 veya 10 sıra parmak yapıyorsunuz. 4 sıra haroşayla kapatıyorsunuz. Mesela bu sırayı parmak yaptıktan sonra bir üst sırayı tekrar parmakla devam ediyor muyuz yoksa düz mü örüyoruz? Yok, tekrar düz örüyoruz. Ondan sonra ön yüzde yapıyoruz bunu. Orayı da göstereyim, hemen hızlıca bu sırayı tamamlayayım. Mesela hanımlar şöyle çanta yapanlar çok var. Onlarda da yine bu şekil kullanabilirsiniz. Hı-hı. Parmak örgüyü göstermek isterim. Hı-hı. Çok opsiyonlu, çok da güzel. Bunların ucuna bir şeyler takabilirler. Pul takabilirler. Bu sene görüyorum hazır konfeksiyonda çok güzel pullar takılmış parmak örgülerinin uçlarına. Ve hakikaten çok şık duruyor. Pul artık yani o her şeyde kullanılıyor. Çantada, hırkada, bluzda, her yerde. Şu, sırayı bitirdik, son ilmeğimize işlem yapmıyoruz, arkayı döndük, tekrar düz örgü. Bir yani sıra. Haroşa, evet burada hiçbir şey uygulamıyoruz. Bir sonraki sırada yine aynı işlemi yapıyoruz. Aynen öyle. Ve böyle parmakla şekil verdiğimiz için ismini alan parmak örgümüz hı-hı, oluşmuş oluyor. Hı-hı. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Rica ederim, ne çok demek. Çok güzel bir örnek paylaşmak istedik, daha nicelerini paylaşacağız. Şimdilik parmak örgü bitti. Bakalım sırada ne olacak? Görelim.